Welcome to iTalk. Euronews ekranlarında iTalk programına hoş geldiniz. Burada Avrupa Birliği karar organlarına doğrudan soru soruyoruz. Ben Alex Taylor. Bu hafta sorularınızı Avrupa Birliği Bütçe Komiseri Janusz Lewandowski'ye soracaksınız. Sayın Lewandowski, bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Çok basit bir soruyla başlamak istiyorum. Hangi bütçeden sorumlusunuz? Miktarı ne kadar ve onun nerede harcandığını kim karar veriyor? Avrupa'nın bütçesinden sorumluyum. 140 milyar euroluk bir bütçemiz var. Ulusal düzeydeki açıkların aksine biz daima bir dengedeyiz. Ve bu para da vergilerden geliyor. Elbette, mükelleflerin parası. Şimdi ne kadar harcadığınıza bakalım. İlk önce bir soru alalım. Ben Spiros, Yunan'ım ve Hollanda'da yaşıyorum. Yunanistan destek olarak ciddi anlamda para alacak. Bu parayla neler yapılacağını peki kim kontrol edecek? Çünkü Yunanlılar hükümete güvenmiyor. Öncekine, şimdikine ve büyük ihtimalle sonrakine de. Yani Avrupa'dan bazı kişilerin Yunanistan'a gelerek alınan parayı kontrol etmesi mümkün mü acaba? Benim sorum bu. Çok az Yunan Avrupa'nın bu şekilde karışmasını ister. Bu mümkün mü? Hayır, hayır. Yunanistan bağımsız bir ülke ve demokratik liderler kendi paralarını kontrol ederler. Bu ulusal bir bütçe. Ve onların sorunu bizim sorunumuz. Elbette şu anda yayılma tehlikesi var. Fakat tabii ki Avrupa'dan gelen denetim, uluslararası denetim sistem standartlarına göre olacak. Fakat biliyoruz ki geçmişte Yunanistan'dan gelen istatistikler yanlıştı ve biz de bundan dersimizi çıkardık. Fakat biz euro ile finansal bağımsızlığımızı kaybediyoruz, öyle değil mi? Çünkü birbirimize bağlanıyoruz. Bu Anglo-Sakson bir bakış açısı, gönüllü olarak egemenliğin bir kısmından vazgeçme söz konusu. Bu tek bir para biriminin yararını görenlerin ve Avrupa'da işlem kuru ve riski olmadığına inananların düşüncesi. Peki şimdi Hollandalı izleyicimizden bir soru alalım. My name is Ed Kloot. I'm from the Netherlands. Adım Ed Kloot. Komisere sormak istediğim, Avrupa Birliği'nde birlikte yaşayabilmek için ulusal düzeyde sivil toplum örgütlerine daha fazla bütçe ayrılması mümkün olabilir mi acaba? Daha fazla para ayırmanız söz konusu olabilir mi? Avrupa'yı gezdikten sonra ulusal hükümetlerin ana hissedarlarının pozisyonunun oldukça tutucu olduğunu söylemek zorundayım. Gelir yönünden devrimci değişiklikler teklif etmemize rağmen onlar bu devrim için istekli değiller. Fakat tabii ki sivil toplum örgütlerinin bir potansiyeli var. Yenilik, araştırma, göç konusunda bir akış var ve bu da büyüyor. Biz kısıtlamalara rağmen bir sonraki mali perspektifte bunu büyütmeyi istiyoruz. Elbette aynı zamanda saygı göstermek zorundayız. Bu ekonomik ortamda bile. Kıtamız artık iyimserlik noktasında çok da cesur değil. Avrupa'da iyimserlik yerine bir şüphecilik var. Bunu dikkate almak zorundayız. Diğer yandan Lisbon Antlaşması'nı kabul etmiş bir Avrupa, sorumluluklarının farkında ve Avrupa göç gibi sorunların ulusal düzeyde çözülemediğini de artık çok iyi biliyor. Sizin hemşerinizden bir soru alalım. Mam na imię Agnieszka. A pytanie do pana to Avrupa Birliği dönem başkanı Polonya'dan ne beklemeliyiz? Polacy mogą spodziewać się po naszej prezydencji w Unii Europejskiej. Polonya başkanlığıyla ilgili bir soru. Tabii ki bizim resmi önceliklerimiz var. Polonya'nın 2011 dönemi için resmi öncelikleri var. Fakat bence resmi önceliklerin de ötesinde olan, hızlıca sayabilir misiniz? Güvenlik, istihdamı arttırma, Avrupa'daki dayanışma gibi, dış sınırlarda kontrolleri daha iyi iyileştirmek gibi. Bu Avrupa'da Schengen Anlaşması ile ilgili sorulara verilecek cevap niteliğinde. Fakat bunun ötesinde iyimserliği tekrar kazanmak, çünkü Polonya Avrupa'nın iyimser kanadında. Şunu söyleyebilirim ki Polonya'nın
resmi olmayan görevi de bu güveni tekrar kazanabilmek. Bazı ülkelerin hayal kırıklığına uğradığı izlenimini aldınız. Çünkü onların birçok illüzyonu var, öyle değil mi? Hayır. Demir perdenin ötesinde olanlardan biriyim. Bence bu 27 ülkenin kimliklerini kaybetmeden bu kurumlara sahip olduğu harika bir proje. Fransız 50 yıllık entegrasyondan sonra daha az Fransız değil. Alman da daha az Alman değil. Muhtemelen bu Fransa konusunda biraz daha fazla. Kimlikler korunuyor ve biz hala tarihten daha fazla dersler çıkarıyoruz. Ve bu çıkardığımız derslerle de harika bir gelecek çizebiliriz. Şimdi de İsveç'ten bir soru karşımızda. Adım Björn. Avrupa Birliği ekonomik sorunlardan dolayı birkaç yıl içerisinde çözülebilir mi? Sizce böyle bir ihtimal var mı? Her şey parçalara ayrılmaya başladı sanki, öyle değil mi? İnsanlar niçin böyle söylüyor? Son olarak İtalya'ya bakabiliriz. Her şey düşüyor. Bu aynı zamanda benim de düşüncem. Avrupa daha az iyimser. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kıtada görülmemiş bir korku var. Fakat bizim işimiz her şeyi mali piyasalara terk ederek gelecek hakkında spekülasyon yapmak değil tabii ki. Bir liderlik eksikliği var, öyle değil mi? Tarihte olduğu gibi vizyon sahibi liderlere sahip değiliz. Bir tarihimiz var. Avrupa kıtası tarihinden gerçek dersler çıkarabilmiştir. Birleşik bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Avrupa, iki dünya savaşını diğer kıtalara ihraç eden bir kıta. Aynı zamanda komünizmi, nazizmi, bunları da ihraç eden bir kıta. Her nesil kendine güvenini tekrar kazanmalı ve Avrupa'nın değerlerini yeniden keşfetmelidir. Şimdi de yeni üye ülkelerden Romanya'dan bir soru gelsin. Bonjour, je suis Margareta. Merhaba, benim adım Margareta. Gelecekte Avrupa Birliği daha öncekinden ve şimdikinden daha fazla bütçeye sahip olabilecek mi? Şimdiki şartlara göre düşünecek olursak, daha büyük bir bütçeye sahip olmak çok da olası görünmüyor. Pek mümkün değil. Az çok bunun kadar bir bütçeyle daha fazla bir Avrupa inşa etmeye ihtiyacımız var. Komisyonun önünde çözmesi gereken bir bilmece de bu. Bütçe hatları olmadan üretilen politikalarda bütçe sadece siyasi figür olarak tanımlanabilir. Bütçe hatları olmadan verilen sözler de boş deklarasyonlar olarak görülebilir. Yani bizim bütçe oranını yükseltmemiz gerekiyor. Bu Avrupa Birliği'nde hükümetlerin harcamalarının tamamının sadece %2'si seviyesinde. Fakat hiçbir ülke buna ikna olacak gibi görünmüyor. Onları nasıl ikna edeceksiniz? Olduğumuz dengeden daha fazlasını talep etmiyoruz ki. Gelecek için 2013 seviyesine dikkate alıyoruz. Ve sadece enflasyon ayarlaması 7 kat arttı. Bu sadece enflasyon ayarlaması. Bu bizim 2014-2020 için yeni mali perspektifimiz. Son sorumuzu da İsveç'ten alalım. Ben İsveç'te öğretmenim. İsveç'te öğrencilerden öğrenim için ekstra para alınmıyor. Bu yüzden de diğer ülkelerle değişim programları gerçekleştirmemiz de zor oluyor. Bunun için fazla parayı nereden bulabiliriz? Bunu Avrupa Birliği'nden kolay yoldan nasıl sağlarız? How can we get money from the EU in a simple way? Eğitim. Çok açık bir şekilde bu ulusal bir sorun. Çünkü biliyorum ki Avrupa Birliği'nin Erasmus programı öğrencilerin hareketliliğini sağlayan oldukça verimli bir program. Eğer ulusal düzeyde kısıtlamalar varsa, bu kısıtlamaların kaldırılması Brüksel tarafından gerçekleştirilemez. Bu çok açık bir şekilde İsveç'in kendi iç sorunu. Fakat genel olarak bu tür değişim programları Avrupa Birliği bütçesinden karşılanır. Bence bu, Avrupa uluslarının karşılıklı anlayışıyla çözülebilir ancak. Sayın Lewandowski, çok teşekkür ederiz. Eğer bir sonraki konuğumuzu merak ediyor ve kendisine soru sormak istiyorsanız, Euronews adresine giderek bunu yapabilirsiniz. Bir sonraki sefer Avrupa Parlamentosu'nda görüşmek üzere, hoşça kalın.